Yani ben birinci oluyorum ama sizlerden kurtulamıyorum. Ekürelerim var benim, ne yapabilirim? Ama inşallah i̇şte birinci bugün sıyrılacağım işte. Ve çıkacağım. Olamıyorsun işte, sıyrılamıyorsun. Sizden en diyorum iyisi ya, ben hala çıkardım. Savunuyorum, yerimi koruyorum. En iyisi nasıl senin çıktı, gibi böyle, aldı bilezikleri? Senin gibi böyle bir çıkıp bir geri düşmüyorum. Ben yerimi koruyorum. En iyisi olsaydın alırdın, hiç merak etme. Hayır hayır ya, kızım birinci oluyor evet ama Kerim Hanım sizde... Sizin yüzünüzden oldu Arzu'nun kolundaki bilezikler. İnanın o bilezikleri Tuğçe koluna taksaydı çok sevinirdi. Ama benim kızım çok şey geldi. Ama haksız yere Arzu'ya gitti o puanlar, siz gelinizin tabağına aldınız. Yediremediniz kendinize. Hayır, Tuğçe'nin kolunda olsaydı bilezikler çok mutlu olacak. Ya. İnşallah bu sefer, inşallah bu sefer olacak yani. Ya, hazmedemedin ya. Hazmedemedim ben buna. Ay, niye? Yani şaşıp kalıyorum ya sana ya. Neyi, seni şaşırtıyor muyum ben? Evet, çok şaşır diyorsunuz. Şaşıracak bir şey yok ki. Burası yani bir haftadan beri ne altınmış be, ne altınmış. Hayır yani. Hazmedemedin. Hak etmediğiniz, yani o kırık pirinçlere verilen, çıtır çıtır pirinçlere verilen o 5 puanın haksızlığı var. Ay ya. O yüzden gitti onlar oraya. İyi yaptı, has etti. Aferin Kerim Hanımcığım. Yaptı, hasetti diyor. Hasetli mi dedi? Ha, i̇yi yaptı. Hasetti diyor, iyi yaptı diyor i̇yi yani. İyi yaptı, hasetti dedim. Ha, en iyisini yaptı. En iyisini. Kerim Hanım kıtır kıtır pirince verdi 5'i. Aferin Kerim Hanım. Kısmet, kısmet, kısmet. Sözlen olmaz ya, kısmet. İşte olmuyor. Siz gelininizin kötü tabağını ararken verdiniz puan. Hiç olmazsa yani... Gelinizin kolunda görseydiniz Arzu'ya hiç kurban olmuyor. Onu da göreceğim inşallah. İnşallah görecek bir gün. Onu da göreceğim. Bitti bitti, ben size söyledim. Gelinimle ben beraber bitirdik bu işi. İyi yaptın, o zaman şampiyon da yaparsın Arzu. Beni bundan sonra iyi dinle, tekrar tekrar anlatmayacağım. Haftanın son günü, final günündeyiz. Sizin vereceğiniz puanlar bütün dengeleri değiştirebilir. Ay çok heyecanlandım ya. Benim şu önden şöyle bir geldi. Ay düşeceğim Fatih Bey. Ayaklarım titriyor. Haftanın en düşük puan alan gelinlerimizi açıklıyorum. Ve 5 altın bileziğin sahibi... Tuğçe, dün nasıl birinci oldun sen ya? Ben vallahi çok şaşırdım yani. Nasıl neden becerdin? Geçen hafta da birinciliğin vardı, neye şaşırıyorsun ki? Ya şimdi sen olunca mevzu, tabii ki de şaşırıyorum. Tuğçe'nin birinciliğine şaşırıyorlar. Yo, ben Tuğçe'nin beni şaşırtmasını seviyorum, çok heyecanlı. Sizin için de Arzu şaşırdım diyor. Arzu çok kendine güveniyor, herkes kendine güvensin. Tabii ki çok güveniyor. Çok güzel bir şey ama bir de iddiaya girmesin. Evet, Kerim Hanım, yok, Tuğçe de güveniyor kendine. Şimdi güveniyor artık, güveniyor şimdi. Hatice de güveniyor kendine. Emel de güveniyor. Herkes gelinlerimiz onun için becerikli buradalar. Maşallah. Tabii, tabii. Tabii ki buradalar. Arzu'nun bir farkı var. Çizgiyi, sınırı, haddini aşarak konuşuyor. Birinciliği taşıyamıyor hak etmediği için. Hak etmiyorsun ama nasıl alıyorsun, nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Demek ki elim lezzetli. Dün o elim lezzetli. Elim lezzetli. Kerman teyze kaç haftadan beri kimin tabağını arıyor? En lezzetsiz tabak diye seninkini arıyor. Yağsız tuzsuz yaptın artık, hepimiz biliyoruz. El becerin olmadığını da biliyoruz. O zaman geçen hafta da konuşacaktın. Yağsız tuzsuz lezzetsiz arıyor ya hani. Seninkileri bulduğu zaman da konuşacaktın o yok, zaman. Yok, o bizim enerjimiz tuttu da bence o yüzden. Oldu. Hiç alakası yok. Yani gerçekten bu konuda yani kendime haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani seninle beraber birinci olmak... Yani yemek bilmediğini söylüyorsun. İddia ediyorsun demek bunu. Demek ki çabuk öğreniyorum.
Çabuk öğren, dinlendi diye sonuçları biz görüyoruz ya. Ben yaptığım yemeği tadıyorum, seninkini görüyorum, sizlerinkini görüyorum ama seninle birinci olmaya şaşırıyorum. Nasıl olabiliyor? Ama kesinlikle yani Keriman teyzenin geçen hafta Arzu'ya faydası vardı, bu hafta sana var. Ay neyse ki bana olsun yani zaten, rica edeceğim. Arzu'ya yani faydası yoktu, ben hak ettim aldım. Ya burada iddialıyım, iddialıyım dedim. Allah'a şükür hak ettim aldım. Hala hak edip aldın. Kırık pirinç diye beş aldın çıtır çıtır pirince. Allah'ım ya Rabbim, yeryüzünde çıtır kıtır, kıtır kıtır pirinç. Bir şey aklıma, affedersiniz Keriman Hanımcığım, yani benim aklıma bir tek kuşlar böyle çıtlıyor ya. Muhabbet kuşu beslediğim için oradan biliyorum. Onun için dedim yani kuş musunuz siz yani çıtır çıtır pirinci seviyorsunuz. Bir birinciliğin yok ya. Şöyle tek başına alıp da ya ben de bugün Allah'a şükür bir birinci oldum dediğim bir günün yok ya. Yani ben birinci oluyorum değil mi sonuçta? Sonuçta birinci oluyorsun. Sonuçta birinciyim. Berabere kalıyorsun, birinci olmuyor. Sonuçta birinciyim ve puanım yüksek. Yani hafta sonu en son bizim puanlarımızın yükseldiği zamanki puanlarım hepsi yüksek. Farkındaysan şu an eşitiz seninle. İşte puanım bugün de inşallah tek başıma sıyrılacağım, çıkacağım. Ya bu nedir birincilik birincilik ya? Ya i̇şte takmışsın, ben birinciyim, ben birinciyim. Sen neyin birincisisin? Yapamıyorsun. Neyi yapamıyorum? Yapamıyorsun. Demek ki olmuyor. Bence sen var ya konuşmak için konuşuyorsun. Yani demek sana uyup da sinirlenmek istemiyorum. Yani iki haftadan beri insan bir tek başına bir birinci çıkamaz mı? O kadar iddialıyım diyorsun, konuşuyorsun, atıyorsun, kesiyorsun. Tabii sağ olsunlar yani kayınvalideler. Burada bize edep dersleri veriyorsun. Yani çok iddialısın ama fossun Hatice. Ben senin kadar iddialı değilim. Ben senin kadar o kadar aşırı iddiale gelmedim, hırslı gelmedim. Elimin lezzetine güveniyorum dedim, gerisini bıraktım yani. Bugün kesinlikle birinci olmalıyım. Arzu'ya asla bu saatten sonra bilezik kaptırmamalıyım. Bugün ben birinciyim yani, birinci olmak zorundayım. Yani senin yüzünden saygısızlaşmaya başlayacağım neredeyse. Yok, özüne döneceksin sadece, olan bu olacak. Arzu dişime göre kimse yok diyor ama beni de hafife aslında almaması gerekiyor. Bunu hala farkında değil. Haddini fazlasıyla aşıyor. İnşallah daha fazla aşıp benim içimdeki canavarı çıkarmaz. Artık bir yerde ipler kopuyor. Çok gerginlik var aralarında. Özellikle Hüsniye Hanım'la Arzu arasında çok gerginlik var aslında. Ve tabii doğal olarak Hatice'ye de yansıyor. Arzu'ya karşı bile eğleniyor gitgide. Umuyorum ki birbirlerine bir şey fırlatmazlar ileriden ileri yani. Döndü de okumuş eğitimli insan. Evet. Değil mi? Evet. Orada daha düzgün bir konuşma, argo değil de sokak ağzıyla değil de daha böyle düzgün konuşma uslupları var. Bunu konuşabilirler. Bu şekilde konuşabilirler. Benim gelinim için mi ya da dört için mi? Hepsi için geçerli ama argoyu daha çok Arzu'dan duyuyoruz. Yani üniversite birden de ayrılmış, iyi bir eğitim de almış ama argoyu bırakmamış. Hiç de argolu konuşmuyor. Sen öyle beynin öyle algılamış, argo argo. Bak sen daha argo görmemişsin. Bak argo konuşursan. Konuşma zaten. Yani konuşma, bilmiyorum zaten artık. Konuşma. Orada bir sınırımız olsun. Evet gelinler. Neler oluyor, neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Şu Arzu'yu da alsak buradan daha iyi gidecek inşallah. Neden? Yani düşürmeye çalışıyor mu motivasyonumuzu ama düşmüyor çok şükür ki. Düşürmeye çalışıyor mu, düşmüyor mu? Düşmüyorlar. Siz ne yaptınız, son durum nasıldır? Ben yavaş yavaş şeyi katıyorum. Neyi katıyorsunuz? Öbür kıvamı. Ama daha koymadın mı kaplarınıza? 20 dakika kala. 23 dakika, 2 dakika sonra kaplarınızı da koymuş olacaksınız. Lütfen rica ediyorum bunu. Lütfen. Evet. Ne yaptın sen hayatım Emel'ciğim? Yaptın mı? Bütün malzemelerim burada şu anda. Koyulaşmasını bekliyorum ve fırın kabına koyacağım. Evet. Öyle şey gibi bırak. Bırak, döküver. Dök. Dök hayatım, dök. Tamam, ona bırak onu. Bırak onu. Kaldı içinde. Bırak onu. Bırak bıraktım onu. Bırak. Şöyle elinize hızlı hızlı yapın. Hızlı tamam, hızlı. Tamam. Yakmadın değil mi? Yok yakmadım. Ha, yakmadın. Sen Hatice'cim ne yaptın? Birazdan kaplarıma koyacağım. Boşaltacağım. Evet, bakayım. Kıvamına bakayım. Evet. Güzelce pişir. Şu ocağın ateşi yanıyor. Burayı söndür lütfen. Boşuna gaz gitmesin. Ay evet, doğru söylüyorsun. İsraf istemiyorum. İsraf olmasın. Mutfaklarımızda özellikle. Ne döktün sen biraz? Bir çimdik tuz. Bir çimdik tuz. Adettendir ya. Adettendir. Yani, adetten değildir. O da, tadı
bulsun diye yapılır. Adet diye, hani, adettendir diye yemeğe adet, katılmaz. Adettendir diye yemeğe tuz katılmaz yani. Evet. Adettendir derken yapıyorum sürekli. Arkadaş her şeyi biliyor ya. Şunu karıştırırsın daha tutturursun. Evet. Evet, biraz sonra kaplarınızda görmek istiyorum bunu. Evet, istiyorum vallahi bakalım. Ben 2 dakika daha dursun sonra koyacağım. 2 dakika bile sonra. Önemli. Evet. 1 dakikanız var, 1,5 dakikanız var. Hiç umudum yok. Benim hiç umudum yok. Gerçekten. Bu nasıl bir şeydir? Daha. Kaplara koymalı. Bak ben kafam, gözüm hep bak. Aman Allah'ım diyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Acaba hangisininkini tutturacak gibi geliyor. Şöyle bir kafamda gezdiriyorum. Bir de o damla sakızının bazen böyle dozunu kaçırırsanız o sütlaç ne olabiliyorsa acılaşır biraz. O damla sakızının bir acısı vardır ya, o gelir.